Ben ne yapacağım şimdi Fırat? Murat'ın bana yaşattığı onca şeye, onca hayal kırıklığına rağmen... onu asla affetmeyeceğimi söylememe rağmen kalben hala ona bağlı olduğumu biliyorsun değil mi? Onun döneceğine dair umudumun kaybolmadığını biliyorsun. Anneciğim, daha iyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. Konuşmak çok iyi geldi. Şey, sen konağa git istersen. Gül'le ilgili arıyorlar. Ben de gelirim şimdi. Tamam anne. Alo. Fırat. Orada mısın? Bir şey mi oldu? Yok, ben şey için aradım. Çok acil bir işim çıktı. Yarın Adana'ya gitmem gerekiyor. Sanırım biraz kalacağım. Ne işi şimdi bu böyle birdenbire? Lütfen bana bunu yapma. Yok, sahiden iş. Daha önce aldığım bir işti. Şimdi aradılar. Hemen gitmem gerekiyor. Peki tamam, öyle olsun. Ama ben nedense inanmadım bu işe. Yok, gerçekten iş. Peki Fırat, sana iyi yolculuklar. Ne diyebilirim ki? Bir şey deme Ebru. Gerçekten iş. Peki. Görüşürüz. Umarım. Hoşça kal. Meğer senin bu sümsük Kendal psikopatının Ayşe'nin kardeşiymiş. Baran geldi az önce yanında Ayşe'yle. Nasıl ya? Nasıl yası mı var? Bayağı bunlar abla kardeş kafalarına koymuşlar şanverde olmayı. Ne oluyor? Ne olmuyor ki? Aa, bu karının planı ortaya çıktı. Az önce kardeş geldi, sen de tanıyorsun. Kim biliyor onu? Hani hastanede Baran'ın yanında bir kız vardı ya, sevgilisi. İşte o. Kimden olan beklerdi de gör işte. Sen karışma. Sebel'le bir yukarı gelsene. Hala susacak mı Emine abla? Ben konuşunca suçlu oluyorum. Halbuki ben ikimiz için uğraşıyorum ya. Lafım sana değil yani. Senin sesin yeterince çıkıyor. Bana acet. İyi, sen sus otur o zaman. Sen gelince konuştun mu ki şimdi konuşayım? Sen anama dua et. Rezillik iyice ortalığa döküldü. Bakalım nasıl toparlayacaksın? Ya bana bu konuyu konuşmak istemeyeyim diyeyim sana ya. Ya bir uzatmayın artık. Sibel burada kalacak. Benim oğlum benim konağımda benim ellerime doğacak. Ayşe geldi az önce. He bileyim. Ya sen nasıl bu kadar vurdum duymaz bu kadar gaddar olabileyim? Baran yıkıldı. Sen nasıl böyle bir şey yapayım? Sadece kendini düşünerek etrafı yakıp yıkayın. Ha ne olacak şimdi? Ne olmasını isteyin? Ben sadece oğlumu isteyeyim ana. Senin zaten iki tane oğlun var. Sen Asım'a babalık edeyin mi de bir tane daha için herkesin hayatını yakıp yıkayın? Bu kızın burada kalması doğru değil. Baran için çok kötü oldu. Yapma oğlum, al götür bunu. Ne yaparsan yap, al götür bu kadını buradan. Ya ana, canına kıymaya kalktı diyeyim sana ya. Sibel burada kalacak. Kalmayacak. Üç kuruşluk ağzımın tadını kaçırtma. Ben sana defol demedim mi ha? Ne diyorsun? Defol demedim mi? Defol demedim. Buradan ne? Karışma! Burada kalacak ana. Sesler ne ya? Ne olacak? Birbirlerini yiyorlardır. Çek dışarı! Çek!
Şimdi herkes beni iyi dinlesin. Özellikle de sen. O kadın, Sibel bu evde kalacak. Bunu herkes kabullense iyi olur. Kendal kızı bırak. Bir daha bu konuyla ilgili bir şey duymak istemeyeyim. Duydun mu? Karnındaki çocukla babanın evine yollanmak istemiyorsan hareketlerine dikkat edeceksin. Kendal kızı bırak. Hepiniz. Ama hepiniz bunu kabullenseniz iyi olur. Bırak şu kızı, deli misin sen? Senin üzerine basit ver, sosyete gülür. Demek ki kurbanla adakla olmuyor bu işler. Olacak ana. Olacak, olacak. Özlem, tamam, sakin ol. Anne. Kızlar, odanıza gidin. Anne. Haydi abla. Ama görür o gününü. Nasıl olsa bulacağım. Neyi bulacaksın? Ben her şeyi biliyorum yenge. O mektubu, Narin intihar mektubunu bulunca yer yerinden oynayacak. Ne demek oluyor şimdi? Yenge, bu konakta neler dönüyor senin haberin yok. Ama ben çözeceğim. Oğlu olacakmış, beni kızımla kapı dışarı edecekmiş ha? Yok öyle bir şey. Görür o gününü. Ya ana, yeter ya. Çocuk gibi odaya çekmeler, konuşmalar falan. Daha ne, anlaşılmıyor mu söylediklerim? Ya sen iyice asıttın. Bir kendine gel Kendal. Gelmeyeceğim ana, gelmeyeceğim. Benim dediğim olacak. Sana karşı gelmek istemeyeyim ana. Ama sen de benim dediklerimi anla ya. Sibel burada kalacak. Oğlum burada doğacak. Ve herkes bunu kabullenmek zorunda ana. Senin gözün iyice kör olmuş. Sen artık ana ata saymaz olmuşsun. Evet ana. Kusura bakma ama evet. Ben bu çocuğu isteyeyim ana. Bedeli neyse öderim. Ben zamanında çok şeye katlandım. Sustum, ses etmedim. Şimdi de hiç kimse benim isteğime ses etmeyecek. O kadar. Para ne olacak? Yıktın geçtin çocuğu. Oğlum dediğin, üstüne tüklediğin para ne olacak? O konuya hiç girme ana. Ben mi dedim git Sibel'in kardeşine aşık ol diye? Ana bak sana bir şey diyeyim. Eğer Sibel'in üstüne fazla giderseniz yemin edeyim barana her şeyi anlatırım. Eğer bunu yapmamı istemiyorsan Sibel sana emanet. Yok, bu kadar alçalamazsın. Oğlum olacak diye bu kadar arsızlığı, hayasızlığı yapayım ya. İnşallah oğlu sana benzemez. Çünkü sen bile senin gibi birine katlanamazsın. Ben diyeceğimi dedim ana. Son sözümü söyledim. İster Sibel'e iyi davranın, ister kabullenmeyin. Ama olacaklardan da ben sorumlu değilim. Narine de gerekirse. Artık orasını ben bilmem. Allah'ım. Bu karşımdaki benim oğlum değil. Ya Rabbim sen aklını başına getir.